biraz daha Hainos ilk tercih olabilir mi? Ya olduğu çoğu zaman oldu ama işte Rabiler Mabiler de varken direkt tak evet, diye Hainos. Arix de seviyor Ruby'yi oynamayı. Biraz da esnek evet, tercih. Evet. Belki Ruby'ye de gidilebilir gibi hissediyorum ben de. Birazcık daha asma ödemek. Konfor alanından çıkarmak için böyle hani main almasın tarzında evet. Da bir yasaklama ama yani onu görünce de aklıma direkt yani Grok yasaklanınca iki tane şey geliyor. Ya Lolita oynarsın bir ihtimal ya da işte Hylos oynarsın. Fen'i de yasaklandı. Nexus'a yönelik bir yasaklama. Bakalım ilk tercih ne olacak? Edit de açıkta. Hayabusa geldi direkt. Hiç düşünmeden. Evet hiç düşünmeden ya. Yani bir şeyler pişirilmiş zaten Aurora bence ya. Sol tarafta. Ver oradan Aurora. Düşünme. Bak öne geçirmeyin rakibi. Aurora Rabi'ye veya Aurora derken Valentina'ya direkt okay. Gitti. After Dark sevmiyor ya Aurora'yı çok. Biraz daha Valentina'ya daha yakın. Faramis, Valentina zaten şey, ikisi o topçu büyücüleri oynamazken favori kahramanlarıydı. Evet. Hala da devam ediyor. Meta oldukları için sıkıntı yaşamıyor. Evet, Blossett'le beraber Zeyçan tercihlerini yapacak. Blossett'le Legacy'sini aldı. Esnekliğini koruyor tabii ki. Evet. Ya tecrübeye veya duruma göre, tanka duruma evet. Göre altın koridoruna gidebilecek bir kahraman. O son ama tercih yalnız Moji. Cepten bir şey çıkarır mı? Ya Nolan alacak ya. Nolan mu diyorsun? Nolan'a çok yakınım. Benedetta? Abi yok ya. Ha. Bu maça da Benedetta almazsın. Niye? Aldığında çok iyiydi ormanda. Abi bir maç oynadı diye hatırlıyorum. Onda ben da çok onu da kazandırdı. Işte. Evet. Kazandırdı. Taşıdı bayağı direkt. Kazandırdı. Çok sinirlendi. Çünkü evet, bence orada köyde sinirli Boji'yi gördük. Ya Papara Supremacy tecrübe koridorunda aslında bence birazcık daha sorunlar yaşıyor. Ve Roger tercihine gitti. Şahadır bu ya. Şayo da olabilir. Ama işte iki kahramanları şu an esnek olarak tutuluyor. Ruby'yi Kutsu oynasa, Shao Roger oynasa çok da sever. Sever burada... Da abi altın koridorunda hiç kadar güçlü olmaması da birazcık üzücü. Erken oyunda öyle. 10 saniyede kurda dönüşüyor ya o birazcık can sıkıyor. Aurora yasaklandı. O bayağı büyük zayıflatma ya. Abi 10 saniye demek. Evet. Oyunun sonunda işte 4-5 saniyelere düşüyor tamam da. Yine de. Yani. Evet. Oyun başı yırtıyordu çünkü genelde. Pençeleriyle. Aynen. Tigreal yasaklaması geldi bir yandan da. Ya bugün kim abi birimiz şey dedi bu destek kahramanlarını ne zaman görmeye başlarız falan tarzında. Ben. Görebilir miyiz sence bu karşılaşmanı? Kim için? Sağ taraf için. Çok kırılgan olmazlar Edith, mı o zaman ama? Terizla. Yani kral... bir tek Feni'ye bak Feni diyorum. Şey bir tek Ruby'ye bakıyorlar o zaman. Evet. Yani savaş başlatma vesaire konusunda bir tek ona güvenmek... Yo abi tecrübe koridorunda şimdi altın koridoru ve tecrübe koridorunda savaş metasındayız ya birazcık daha. Aha. Ormana yani, şeyi gönderiyorsun savaşçı sen. Ve altın. Ormana Roger'ı gönderdim yani şu ya, anki tamam. Görüşte. Yani bir destekle beraber asma. Mesela kafadan tamamen atıyorum. Vexana yasaklaması da geldi bir yandan. Ya mesela Digi alsalar. Yapılan planı. Digi'ye hiç hayır demem. Digi olurmuş bu arada. Belki bozulabilir. Hylos gitti. Hemen çuvallar, hiç bekletmedi Papara Supremacy tarafı ve şimdi iki tercihle Vatan Gaming Sports'u görüyor olacağız. Yani burada Rabi'nin altın koridoruna gittiğini anladık. Evet, tecrübe ya da çoğu. Tecrübe de olabilir. Tecrübe çoğudur ya, şey yapıyorlar ya, full tank eşya düzeni abi var. O da çok sıkıntı ya, ölmüyor. Yakalamadığım evet. Böyle ciddi bir sersemletme bulunduğum şey, sürece. Işından alabiliyor. Evet. Harit geldi. Kaynak girdiği topluyor. Zaman ölmüyor dediğin olay. Normalde şey dolaşımcı olduğu zaman vuruyorsun kafasını ölüyor. Ve Yiv geliyor. Yani baktığında aslında hiç fena değil. Aslına bakarsan çok topları erişebilecek iyi. Bir şey yok gibi gözüküyor. Yani belki bir Yuzong gelme durumu Kutsi'den biraz rahatsızlık verebilir gibi Yiv'e ama... Ya şöyle bir sorunları olacak. Koruyucu bir kahramanları yok açıkçası Vatan Game'in. Yani Yiv'in üzerine atladığında... Ama Edith'le kim atlayacak? Evet. İşte pozisyon yaratma var. Kendi kendilerini korumak zorunda ama Chu da öyle değil mesela. Rabi de öyle değil. Rabi hem takımını korurken bir yandan da pozisyonunu hazırlayabilen bir kahraman. Ya Chu şey da aynı sıkıntısı şekilde. Var. Normalde karşıda... Düzgün bir CC sorunu var aslında. Karşıda Yiv olduğunda hani üzerine güvenli bir şekilde atlayan bir şey istiyorsun. Evet. Garanti. Ama Chu kendi riske sokuyor. Ve her zaman da böyle iyi pozisyonda çünkü içeri girdiğinde Teriz'e uçsun yersen geçmiş olsun. Yani bence Yiv bayağı iyi bu maç için. Güzel güzel. Evet. Daha iyi kazışı olmadığı için oluyor. Ortalıkta. Okay. Katılıyorum. Mesela bir önceki maçın ilk eşleşmenin ilk karşılaşmasında o kadar iyi durmuyordu ama burada bayağı iyi duruyor evet. Şu anda. Güven veriyor yani bana da. Gatot yok. İşte Link yok karşıda. Abi Gatot çok iyi oluyor Yiv'e karşı. Aa, evet. Ulti açtığın anda direkt bozdurtuyorsun. Bozmazsa direkt üzerine doğru atla bitirişini. Ya bayağı zaten problemi yaşatmış. Hangi tercihini beğendiniz bu arada?
Ben ya, vatana sevdim ben. Evet, ben de. Evet, o zaman günün son eşleşmesi başlıyor ve söz değerli sunucularımızda. Teşekkürler Meysra. Abi ben de vatanı beğendim. Neden beğendim? Hem hazırlanma var hem hasar var. Yani erken oyunları güçlü, orta oyunları güçlü, geç oyunları güçlü. Sağ tarafa baktığımda erken oyunda hamle yapması gereken bir şey, bir kaynak toplaması gereken bir Papara Supremacy görüyorum. Ya Chu kesinlikle mükemmel bir hazırlayıcı. Ama işte bazen de failleyebildiğin durumlarda çok büyük sorunlar oluyor ve ufak bir duraklatmamız var. Umarım çok ciddi bir sorun değildir. Bilgisi geldiğinde aktaracağız tabii ki. Evet, düşündüğümüz gibi bu arada tecrübe Chu. Nişancı. Yok, mit Asmo dolaşımda oynuyor şu an Chu'yu. Ben üstte gördüm. Abi ortadaydım, yön ettiriyordum. Öyle mi? Evet, değil evet, Asmo'nun elinde, evet. %100 eminim. Okey. Bakarız tekrardan. Belki ben yanlış görmüş olabilirim. Ama şey, Ruby altta. Evet. O kesin aldım. Bilgi. O tamam. Yazın. Asmo'da ping sorunu var. Asmo'da ping sorunu düzeldiğinde tabii ki karşılaşmamızı geri döneceğiz. Ha, şuna dönecektim. Target sersemletmeleri var. Papara Supremacy'nin ama sol tarafın öyle bir doğru, haklı sersemletmesi yok. Doğru, Gönüm güven ya, tamam arada sırada tamam. Atıyoruz bir şeyler ama bu doğru ben, bilgiydi ya. Ben tam böyle duraklatma gelmeden yanlış görmüşüm. Tecrübede Ruby var. Dunox altın. Evet. Yalnız Maset birazcık önde. Moji, oo, Moji. Nexus harika döndü ilk kanı. Böylelikle birlikte aldırmayı başardı Asmo. Hemen üstüne dönüp resetlenecek. Dakika 1, skor 1, Vatan Game. Öne geçişini böylelikle birlikte yapmayı başardı. Çok büyük hata ya. Moji orada pozisyon dışında kaldı. Evet. Ve onun üzerine atlamayı başardılar. Onu kestiler ve bunu yaparken de çok bir efor sarf etmediler. Yani burada bir ışından gelsin, bir ulti kullanım falan hiçbir şey yok. Dümdüz kestiler yani. Aynen öyle. Yani erken oyunda özellikle Hayabusa gibi bir kahramanın skorla başlaması yani sıkıntı olabilir. Papara Supremacy için Zeyşen Minyon'u tabii Bloodsweat'le beraber ettirirken Nexus yakalayacak, havaya doğru kaldırdı ve After Dark kötü yakalanıyor. Ardından Nexus ultisiyle beraber az bir şey de olsa Asmo'ya hasarını veriyor ve Vatan Game 2-0 üstünlükle birlikte başladı. İkisi de Nexus'a gitti. Yani maçın başında bahsettiğimiz olay, Selin'in başında konuşurken Nexus ona geçerse, Nexus oyunu domine ederse Vatan'ın çehresi değişiyor adeta. Apayrı bir takım gibi gözüküyorlar. Tamamen direksiyonda. Abi, ve bu da o maçlarda olabilir Murat'ım. Şöyle bir şey var Johnny'cim. Sağ tarafın aslında orta oyunda hasar tam oturmaya başladıktan sonra birazcık sorun yaratabilir Vatan Game'e. Yani orta oyunları çok sıkıntı Papara Supremacy'nin. İşte Lunox'u var, Valentina'sı var, Roger'ı var. Bir de ciddi sersemletmeleri var Rabi ile Chu gibi. Orta oyununu çok merak ediyorum. Bloodsweat Asmo'yu yakalamaya çalıştı. After Dark gelmesini engellerken Asmo ufak dörtüşlere devam etti. Ya orta oyunda evet haklısın o konuda, herhangi bir itirazım yok ama orta oyuna geldiğimizde bugünkü maçlarda gördük. Eğer çok gerideysen toplaman yani şey yapamıyorsun. Evet. Hamle yapsan da hasarın yetmiyor. Bir de karşıda sen hamle yaptığında ultiye oturacak bir Yi var. Sürekli sağa sola zıplayacak bir Herit var. Saflaştırmaları var bir yandan yani onların. Bu arada Nexus ikinci kulece avlamayı başardı rakibi. After Dark'a Asmo kötü yakalandı ışınlanmasıyla beraber çıkarken Rx pozisyon dahil oluyor. Sarıyla bir mor kombosunu yapmayı başardı ama yere doğru Bloodsweat sahip sabitleyecek çayıyor. Işınlanmasıyla çıktı ama Nexus gölge oyunlarına devam ediyor. İki skor da aldılar ve skor durumu 4-0'a gelmeyi başardı. Hızlı bir şekilde rotasyonun skorlara doğru attılar ama Vatan Game'in bu oyunu beni korkutuyor çünkü böyle başladıkları başlar genellikle iyi sonuçlanmıyor. Değil mi? Bir yerde fırlatıyorlar. Evet, evet. Ama yok ya, Nexus 4-0'a geldi abi. Nexus bunu bırakmaz. Ya böyle şey, menajerlik oyunlarında şeyler vardır ya. Hani oyuncuların istatistikleri bak geldi vardır. O oyun, pislik oyun. Çok muhabbetini ettiğimiz o oyun. Ya şey mesela Nexus'un abi bitiricilik 20 ya. Adam yani diğer istatistiklerini bilmem ama bitiriyor yani bir şekilde. Burada bir skor daha geliyor. Herit bu sefer Asmo'yu düşürdüler. Yani abi erken oyunda Vatan Game baskısıyla beraber başladığımız bir mücadele. Zeyşen hemen milyonlarını temizleyecek. Az koridorda hızlı bir şekilde kaplumbağa savaşı için toplanıyor. Vatan Game eSports. Bir yandan da yani üst koridorda Herit'le beraber Lunox mücadelesi devam ederken mor güçlendirmesi almaya çalışan bir Lunox var. Ya başka şey, bir maç olsa Murat'a şey derdim, bu oyunda erken koptu derdim ama Vatan Game olunca bir tarafta vallahi bak böyle dilimin ucuna geliyor geliyor susuyorum.
Çok iyi başladılar ya. Ben böyle bir başlangıç beklemiyordum. Bu karşılaşmanın orta oyununda gerçekten daha iyi yorumlar yapmamız mümkün olacak. Asmo hemen hızlı bir şekilde minyonları ittiriyor. Ama işte Zeyce'nin de minyon puşu çok kuvvetli. Bir daha aldı bu kahraman. İttirmeyi neye çeviriyorlar? Şimdi o önemli. Geldin ittirdin. Hemen hızlı bir rotasyon üst koridora. Nereye doğru? After Dark'ın üstünde bir yandan da Edit ultisi var. Yani Herit arıyorlar ama işte Herit bunu yapacaklarını biliyor. Evet. Farkındalığı var şu an Vatan'ın. Evet. Ve Asmo pozisyonu aslında valla Kutsi. Kutsi'nin çok iyi oyunlarına ihtiyacı var ya. Sağ tarafın. Papara Supermassive'in. Kutsi'nin oynaması lazım bu maçı. Şu an görmedik ama. Vassa kötü yakalanmış olabilir mi? Hayır. Dört kişinin arasından ultisiyle birlikte. Işınlanmasıyla birlikte çıkmayı başarıyor ama Vatan Game. Vassa orta koridora kaynak toplarken üst kuleyi açmayı başaracak. Asmo geri kaçabilecek mi? Hayır. Ayımız ultisiyle beraber şovunu yaptı. Nexus. Burada bir skor daha alıyor ve durumu 5-0'a getiriyor. Yani KDA'sı çok iyi. Altın durumunu da görmek istiyorum açıkçası. Altın durumlar ne? Berlin Hasar'a bakar mısın? 15 kaydı. Yani normalde burada büyücüleri gördük ama Nexus'un ciddi bir başlangıcı var. After Dark'a tek bir gölge kombosuyla 170 vurduğunu görüyoruz. Yani dokunduğunu yakıyor şu an. Bir sonraki Kaplumbağa'yla savaşması çok zor burada. Kulağı Nexus geldi. Işınlanma gitti ve skoru Arix alıyor. Ya dedi Nexus yeter be kardeşim bırak koridorum dedi. Birazcık da skor ben alayım dedi. Nexus'a pay vermedi Asmo. Görünmezliğini kullanıyor. Bir şey çıkmayacak. Oradan bir şey çıkmayacak. Nexus bir de üstüne aldı, rakibin mor güçlendirmesini mi aldı? Hayır. Hayır almamış. Moji kendi üstündeki hata yapmadı. Kendininkiymiş tamam. Bir an heyecan yaptı. Kaplumbağa çıkıyor Johnny bir yandan da. İkinci kaplumbağa pençesi olmayan bir Moji. Üçüncü kaplumbağa. Moji'nin pençesi var. Rastgele kaldı. Yani öyle gözüküyor. Ya bazen işte şey giriyorsun ani bir hamle yapıyorsun. Rakibin hasarda varken saplayamayabilirsin. Ama önemli olan bence şu an kaplumbağayı alabilmek. Ki bu kaplumbağayı da Papara Supermassive tarafının gelip savaşması çok mümkün değil gibi. Aynen öyle. Hemen hızlı bir şekilde kaplumbağayı Nexus temizledi. Üst koridordan ikinci kuleyi zorlayacaklar gibi alt koridora doğru rotasyon atıyor. Doğru bir karar. Yani şu anda Vatan Game'de karşı karşıya gelemezler. Geldikleri takdirde yani daha çok zarar uğrayacaklar. Hızlı bir şekilde üstteki temizliyorlar. Nexus yine alt peşinde. After Dark ölecek mi? Gökkıran çalıştı. Ya, After Dark üçüncü kere düşüyor. Kiralık katil ya. Abi sen bana 200 gol ver ben senin için istediğini vurayım yani. Rakip zaten para vermemeye başlıyor. O takım arkadaşlarından alacak artık. Bak dönecek gölgesine dönecek. Robby hazırlıklı mı? Evet hazırlıklı. Nexus burayı zorlamıyor ve hızlı bir şekilde pozisyon dağılıyor. Orta koridoru T2'yi açtılar. Arek sen niye şov yapıyorsun? Adam yani 6-0 oynuyor o bir şey yapmıyor. Bir dur gözünü seveyim ortalık karışık zaten. Ortalık karışık zaten. Güzel bağlattı ve alt koridordaki ikinci kulede düşüyor. Yani üst kulelerine dayandılar. Patlamaları var ama Nexus'un peşinde mi? Asmo ışınlanmasını feyledi. Ultisini attı. Hata geldi. Nexus. Dönmesine gerek yoktu ama Vassa. Blossfet'le burayı toplayabilirler mi? Moji'nin açısı çok kötü. Takım arkadaşları için kendini feda eden bir Moji var. Arkadaşlar onu yalnız bıraktı. İyi para aldı ama. İyi para mı aldı? Ya şimdi kiralık katili öldürüyorsun abi. Düşünsene ondaki parayı. Kaç gol almıştır? Çok almıştır ya. Murano ya aradaki altın farkı bir nebze böyle kapandı bakalım kaç altına. Gerçi şimdi mukayese edemeyiz. Yalnız iyi bak 6-1 ikilik adama karşılık 1-2-0 aradaki altın farkı 1800 bence kabul edilebilir. Ya ben 2500-3000 falan civarlarını düşünüyordum. Evet. İşte o ekstra altın hayata döndürdü bu şeyi. Asmo'da düşecek şimdimiz. Aa! Oh, yakma! Ultin kullanmak Zeyten zorunda kaldı. Ama Zeyçel burada takımın 10. skorunu buluyor. Nexus az önce düşürülmüştü. Ama altın anlamında yine yani başı çekiyor. 7000 altında birinci sırada. Evet. Yani onu en yakından takip eden kim var? Kendi takım arkadaşı 6400. Harit, Alex. Aha. Çok rahat bir Lord. Ama bu Lord neye dönüşür? Çünkü sadece iç kuleler kaldı. İki tane üst kulesi. Ya daha oyun bitişi. Neden biliyor musun? Abi altın farkına dikkat etmeni istiyorum. Evet. Yani 7500'lük bir altın farkı var hocam. Yani 7500 altın farkı normalde şu şartlarda şu tercihlere karşı, savunma tercihi olmayan tercihlere karşı oyunu bitirmeleri lazım. Ya şeyin, Vatan Game'in sanki Murano yanlış bir adım atıp böyle Ruby'ye yakalanması lazım. Ya da böyle o birisi yakalanınca içeri attıklarında böyle Lunox ultisine falan kal. Ancak o şekilde düşerler. Başka bakalım. Türlü zor. Alt koridorda Ayabusa ile birlikte av bekliyor. Zeyçen
Burada avı çok bulabilecekler gibi değil. Nexus hemen koridorunu ittirdi. Çiftli tuzak. Nereden gelirse o tekne ama gelmiyor. Gelmiyor. Minyonları aynı anda sokmayı başaracaklar mı? Alt koridor, orta koridor çok önde gidiyor. Alt koridorun minyonları çok geç gelecek. Ve orta koridordaki patlamayı... Lord'la birlikte yaparken Edith içeri mükemmel girdi. Asma o için atmayı başarırken ama bu sağ skorları topluyor. Valencia'na düşerken Moji. Taklaya geldi. Arkaya gölgeye geldi. Moji. Nexus hava yollarıyla birlikte uçuyor. Ve Shire skorun ardından da Dacon'da kapanış. Tam şey değil mi? Aman aman nerelere geldik. Daha demin base'deydim.